Merhaba arkadaşlar. Sözcükte anlam konusunu bitirdikten sonra soru çözümleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulmak eylemi ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? Bu gibi sorularda hemen şuradaki diğerlerinden farklı olan anlamı bulmaya çalışacağız. Aa, Christophe Colomb Amerika'yı buldu. Yani bulmak kelimesinin yerine bunun yerini tutabilecek başka bir sözcük getirin. Amerika'yı keşfetti. Burada keşfetmek anlamında kullanılmış. Thomas Edison ampulü buldu. Bu olmayan bir şeyi bulmak. Yani burada buldu kelimesi icat etmek anlamında kullanılmış. Robert Koch kendi adıyla anılan Basil'i buldu. Burada da bulmak daha çok, Basil zaten daha öncesinde de vardı. Yani Robert Koch bulmadan önce de vardı. Yani olan bir şeyin farkına varmak yine onu keşfetmek demektir. Yani Adana ve Ceyhan'da şu an için keşfetmek anlamında kullanıldı. Roald Amundsen Güney Kutbu'nu buldu. Yine Güney Kutbu Amundsen bulana kadar olduğu yerde zaten vardı. Yine burada da keşfetmek anlamında kullanıldı. Pierre Curie ve eşi radyumu buldu. Radyum onlar bulmadan da önce vardı. Yine burada da aynı şekilde keşfetmek anlamında kullanıldı. Ama Thomas Edison ampulü bulduğunda daha öncesinde ampul diye bir şey yoktu. Yani o onu icat etti. Diğerlerine keşfetmek anlamındayken burada icat etmek anlamında kullanıldığı için doğru cevabımız B. 2. Onun resimlerinde kompozisyonlar son derece ölçülü. Renkler tam bir barış halindedir. Bu cümledeki barış kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Bakın, renklerin barış halinde olmasından bahsediyor. Dolayısıyla şıklarımıza baktığımızda düzen halindedir, hayır. Benzerlik halindedir, hayır. Tek düzelik halindedir, hayır. Uyum halindedir, dursun. Yakınlık halindedir, hayır. Doğru yanıtımız D. Burada barıştan kasıt uyumdur. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bırakmak sözcüğü uyukluyorum, arabacı da uyukluyor, sinekler bıraksa atlar da uyuyacak cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Bakıyoruz. A. Bıraksam akşama kadar sokakta uyuyacak. B. Bu araba bizi yolda bırakır. C. Sigarayı bıraksam sağlığım düzelecek. D. Kar bıraksa işinden vazgeçer miydi hiç? E. Kağıdı masanın üzerine bıraksaydın görebilirdim. Bakın, uyukluyorum, arabacı da uyukluyor, sinekler bıraksa, yani rahat bıraksa atlar da uyuyacak dendiği zaman bunlardan hangisi daha uygun oluyordu? Rahat bıraksam akşama kadar sokakta uyuyacak. Yani doğru yanıtımız bırakmak, şuradaki iki bırakmak aynı anlamda kullanılmıştır. Doğru yanıtımız Adana. 4. Tutmak sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır? 1. Tuttuğunuz yol doğru bir yol değil. Hemen böyle sorularda tutmak kelimesinin yerine onun anlamını sağlayacak başka kelimeler getirirseniz aslında doğru yanıta çok daha rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tuttuğunuz yol doğru bir yol değil. Yani burada ne koyabiliriz? Belirlediğiniz yol doğru bir yol değil diyebilirsiniz. Tartışmada onu tutmadığım için, yani onun tarafında olmadığım için bana darılmış. Şu anda ikisi aynı anlamda kullanılmamış. 3. Bugün söyledikleri dünküleri tutmuyor, yani dünkülerle uymuyor anlamında kullanılmış. Burada da üçü birbirinden farklı oldu. 4. Öne sürdüğü görüşleri hiç kimse tutmadı, hiç kimse benimsemedi anlamında kullanıldı. Bu moda tutmadığından çabucak eskisine dönüldü. Gördüğünüz gibi bu moda benimsenmediğinden çabucak eskisine dönüldü. Yani tutmak iki yerde benimsemek anlamında kullanıldı. 4 ve 5. Yani doğru yanıtımız Adana. 5. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir? Açıklamasıyla birlikte verilmiştir. A. Arkadaşını gözüm ısırıyor. Daha önce bir yerde görmüş gibiyim. Bu dursun.
B. O her zaman böyledir. Hep işin kolayına kaçar. Bakın burada deyimim benim işin kolayına kaçmak ama bu şıkta deyimin açıklamasına yer verilmemiş. C. Dün akşam yolculuk heyecanından olacak gözüme uyku girmedi. Burada deyimimiz gözüme uyku girmedi ama bu deyimin burada açıklaması yapılmamış. D. Çocuklarının para sıkıntısı çekmesini istemez. Onlara bol harçlık verirdi. Para sıkıntısı çekmek deyimim benim burada. Fakat yine aynı şekilde açıklamaya yer verilmemiş. E. O olayı düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Buradaki deyimim ise tüylerim diken diken oluyor. A şıkkına döndüğümde arkadaşını gözüm ısırıyor. Gözüm ısırıyor deyimim. Ve açıklamasıysa daha önce bir yerde görmüş gibiyim. Yani daha önce onunla karşılaşmıştım. Doğru yanıtım Adana. Altıncı sorumuz. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler anlamca birbirine en yakındır? Bu gibi sorularda da arkadaşlar hemen birini diğerinin yerine koymak size yine aynı şekilde doğru sonuca daha kolay götürecek. Onunla 40 yılda bir Ankara'ya gittiğimde görüşüyoruz. Alışmış olmalı. Yıllar yılı aynı kentte yaşadı. Dostlarının sayısı yıldan yıla artıyor. İkisini de yıllardan beri tanırım. Yani doğru yanıtımız Edirne. Yani 2 ve 4. Alışmış olmalı. Yıllar yılı aynı kentte yaşadı. Şunların ikisini birbirinin yerine koyduğumuzda aynı anlama ya da yakın anlama geldiklerini görmüş oluruz. Şöyle diyelim, alışmış olmalı, yıllardan beri aynı kentte yaşıyor. İkisini de yıllar yılı tanırım. Yani ikisini birbirinin yerine koyduğumda anlam bozulmuyorsa bunlar doğru cevaptır. Yani cevabımız Edirne'dir. Yedinci soru. Elbette insanın düşüncelerine, anılarına, yaşantılarına böylesine karışan denizden ayrılması güçtür. Nokta nokta şairimiz nokta nokta bu güçlüğe katlanmak zorunda kalır. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sözün gelişine göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Sırasıyla getirelim hepsini. Ne yazık ki şairimiz zaman zaman bu güçlüğe katlanmak zorunda kalır. Dursun. B. Öyleyse şairimiz arada bir bu güçlüğe katlanmak zorunda kalır. Hayır. C. Ayrılması güçtür. Neyse ki şairimiz her zaman bu güçlüğe katlanmak zorunda kalır. Burada zaten olumsuz bir durumdan bahsederken neyse ki ile bağlanması olumsuzluk yaratır. Böylece şairimiz sürekli bu güçlüğe katlanmak zorunda kalır. Bunlar da sanki olumlu bir durum ifade eden ama cümlenin devamında olumsuzluk bildiren bir durum ortaya çıkıyor. Böylelikle şairimiz hep bu güçlüğe katlanmak zorunda kalır. Daha çok A yanıtında yer alan yazık ki ve zaman zaman sözcükleri buraya daha uygun olduğunu gördük. Yanıt Adana. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye zorlukla anlamı katmıştır? Yani o zaman öncelikle yapacağımız şey ikilemeleri belirlemek. Daha sonra o gördüğümüz, bulduğumuz ikilemelerin yerine zorlukla ifadesini koymak. Gece gündüz demeden çalışıyordu. B. Çamurlara bata çıka yürüdük. C. Yaptığı yanlışı er geç anlayacak. D. Bu işte onun da az çok payı var. E. Olan oldu, artık üzülme. Hemen ikilemelerin yerine zorlukla ifadesini koyalım. Zorlukla demeden çalışıyordu. Oluyor mu? Olmadı. Çamurlara bata çıka yürüdük. Yani zorlukla yürüdük ifadesi burada yerini buluyor. C. Yaptığı yanlışı zorlukla anlayacak dediğimizde er geç ifadesini vermiyor. Bu işte onun da zorlukla payı var. Az çok ifadesinin anlamını vermiyor. Olan oldu ikilememiz zorlukla artık üzülme saçma bir anlam oluyor. Dolayısıyla benim doğru yanıtım B. Zorlukla yürüdük. 9. Aşağıdakilerin hangisinde fazla sözcüğü cümleye gereğinden çok anlamı katmıştır? O zaman aynı şeyi yapıyoruz. Fazla sözcüğünü gördüğümüz yere gereğinden çok ifadesini koyuyoruz. A. Tatilde fazla paraya ihtiyacın olacak. Gereğinden çok paraya ihtiyacın olacak.
B. Bu iş için fazla elemana ihtiyacımız var. Gereğinden çok elemana ihtiyacımız var. Bu konuda fazla titizlik gösteriyorsun. Yani gereğinden fazla titizlik gösteriyorsun. D. Başarmak için gereğinden fazla çaba gösterdi. E. Bu çiçekler gereğinden fazla su istiyor. Aslında hepsi gereğinden çok anlamını taşıyormuş gibi bir durum söz konusu olsa da bu konuda gereğinden fazla titizlik gösteriyorsun ifadesinde yerini bulduğunu görüyoruz. Doğru yanıtımız C. 10. Boğaz Hanımız, çevresini kuşatan varlıkların ayırıcı ve belirleyici özelliklerini inceden inceye algılıyor. Bir bakıma şiirini yüreğinden çok gözleriyle yazıyor. Bu cümledeki şiirini yüreğinden çok gözleriyle yazmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Görsel öğeleri ön plana çıkarmak. B. Belirli bir iletiye yer vermekten kaçınmak. C. Belirli temaları kullanmak. D. Soyutlamalara başvurmak. E. Yaşananlardan yola çıkmak. Görmekle alakalı bir şeyden bahsediyor burada bakın. Gözleriyle yazmak. Dolayısıyla bize burada bundan bahsediyorsa daha çok uyan şık da Adana görsel öğeleri ön plana çıkarmak. Evet arkadaşlar, sözcükte anlam konusunda soru çözümlerimizi de bitirdik.